Dostlar, MK Muazzemeli'nden selamlar. Yine yeniden İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroom'dan siz değerli takipçilerimize sesleniyoruz. Bugün sizlere Hulu Alf Track'lerinin yeni çıkan XR8 jarjörlü AR15 platformun tüfeğini tanıtacağız. Kutu açılımına başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapıyoruz. Mağazamızda satılan tüm ürünlerle alakalı mkal.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Zaten bizleri YouTube'dan takip ediyorsunuz. İnternet sitemizden de, yani sanal mağazamızdan da satmış olduğumuz bütün ürünlerle alakalı, genel Hulu ve diğer bütün markalarla alakalı sitemizi ziyaret edip detaylı resimler, detaylı özellikler ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kutu açtığımızda başlıyoruz. Hulu XR8 Pro modeli. Dört taraftan kilitli, gayet şık. Çantayı da kilitleyebileceğiniz, kilitle kilitleyebileceğiniz, tüfeği tam anlamıyla güvenlik atlı bir şekilde saklayabileceğiniz bir taşıma çantası geliyor. Bu XR8 normal siyah rengi ve bir de Pro modelini tanıtacağız sizlere. İki modeli var. Görmüş olduğunuz gibi daha önce açmış olduğumuz Pro modeli ve XR8 standart modeli. Bugünkü konumuz, daha önce XR8'i tanıtmıştık, bugünkü konumuz XR8 Pro Gold modeli. Şimdi bu tüfeği genel olarak birçok marka satıyoruz, biliyorsunuz, jarjörlü tüfek olarak. Bu tüfeği diğer jarjörlü tüfeklerden ayıran 3-5 farklı özelliği var. Öncelikle tüfeğimiz 12 kalibre, 76 mm fişek yatağına sahip, ciddi manada performanslı çalışan bir tüfek. Bu tüfeğin genel özellikleriyle sizlere anlatmadan önce tüfeğimizin sağ yüz tarafını çekiyoruz. Tüfeğimizde açılabilir, hareketli bir şekilde kol boyunuza göre ayarlayabileceğiniz bir teleskopik dipçik var. Bu dipçik ileri geri hareket ediyor. 4-5 farklı kademeden oluşuyor. Kol boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine ortopedik kauçuk malzemesi üretilmiş, tuttuğunuz zaman bir yapışma hissi, bir böyle kavrayabildiğiniz ortopedik bir kabzesi var. Düz tetik kullanılmış. Tüfeğimiz hem sağ atıcılar hem sol atıcılar rahat bir şekilde kullansın diye tüfeğimizin her iki tarafında düşürme mandalı, mekanizma düşürme mandalı ve jarjör düşürme mandalı bulunuyor. Yine burada da görüyorsunuz, iki tarafında var demiştim. Yine iki tarafında emniyet mandalı mevcut tüfeğimizin. Şimdi gelelim tüfeğimizin diğer satmış olduğumuz bütün jarjör tüfeklerde kendini ayıran özelliklerine. O özellikleri de Muhammed için burada çekelim. Müşterilerimize detaylı bir şekilde gösterelim. Sonra teknik bilgi vermeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, en büyük özelliklerden bir tanesi standart magwell ve kompansatör gelmesi. Standart magwell ve kompansatör normalde IPSC, IPS yarışlarında kullanılan iki önemli tüfeğe takılan parça. Kompansatörün ne işe yaradığını söyleyeyim. Kompansatör peş peşe atışlarda, hemen gösterelim. Tüfeği kaldırdık, peş peşe atış yapıyoruz. Jarjörümüz oldu, kurma kolunu çektik, bıraktık. Bir jarjörümüz, 10 tane mermi var. 10 mermiyi aynı anda atacağımız zaman normalde tüfek her atıştan sonra şahlanma hareketi devam eder. Burada bu kompansatörde hava akımı kesinlikle aşağı doğru değil, yukarı doğru çıkıyor. Bu yukarı doğru çıkma da tüfeğin tepmesini basıncı yukarı doğru verdiği için dengeleme sağlıyor. Yani tüfek sabit bir şekilde yukarı şahlanma yapmadan her sefer, her atışınızda sabit kalarak hedefte stabilizasyon sağlıyor. İkinci olayımız magwell. Magwell'de görmüş olduğunuz gibi huni yapısına sahip. Yani ne yapıyor magwell? Jarjörü çıkarttık, düşürdük, yeni jarjör direkt bakmadan takabiliyoruz. Yani hızlı bir şekilde jarjörü tüfekten ayırıp bakmadan takabiliyorsun, görüyorsun. Normalde jarjör tüfeklerde en büyük sorundur jarjör takmak. Hele de alışkın olmayan bir insan takarken bayağı zorlanıyor. Bunu mağazada müşterilerimiz satarken, tüfek satarken müşterilerimize verdiğimiz zaman jarjör çıkartıp takmada bunu görüyoruz. Ama bununla bu olayı çözmüşler. Yani seni de uyandırdık ama kusura bakma, biraz ses çıkartıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde jarjör söküp çıkartıp takmaya yarayan, çıkartmaya yaramıyor da takmaya yarayan diyelim, magwell'imiz var. Yine yarışma tüfeği olduğu için jarjör
düşürme mandalına bastığınız zaman jarjöre müdahale etmeden kendisini bırakıyor jarjörümüz. Onu da şöyle gösterelim. Şimdi jarjörümüz bastığımız zaman jarjör otomatikman tek hamlede düğmeye basar basmaz. Bir de işçilik mükemmel. Yani düğmeye tek parmağınıza basmanız yeterli. Bastığınız zaman direkt düşüyor. Gel abi, soğukta bekleme. Video çekiyoruz. Sıkıntı yok. YouTube'a video atıyoruz ama gel. Hava soğuk. Bastığımız zaman otomatikman düşürüyor. Yine tüfeğimizle alakalı teknik bir özellikten bahsedelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dönebilen kilitli bir mekanizma yapısına sahip. Niye AR-15 dedik? AR-15 platformundaki tüfekler üstten kurma kolludur. Bu görmüş olduğunuz tüfek de diğer tüfeklere, normalde standart tüfeklerin kurma kolları mekanizmanın üstündedir. Burada görmüş olduğunuz gibi çok hafif bir şekilde yine tüfeğin her parçası gayet hafif bir şekilde çalışıyor. Üstten tüfeğinizi kurabiliyorsunuz. Yine yanı sıra sol tarafta da büyük kurma kolu var. Buradan mekanizmamızı düşürelim. Şuradan mekanizmamızı tek tekle düşürebiliyoruz. Buradan da tüfeğimizi kurabiliyoruz. Görmüş olduğunuz şuradan da tüfeğimizi kurabiliyoruz. Bunlar hep ekstra özellikler. Tüfeğimizin üzerinde komple 22 mm Picatin Ray mevcut. 22 mm Picatin Ray mevcut. Buraya katlanır gez arpacık takılmış şu anda. Ön tarafında da var, arka tarafında da var. Bunları red dot'la kullanmak istediğiniz zaman yatırıyorsunuz. Üzerine işte herhangi bir şekilde Vortex'in veya Zigzagger'ın red dot'larından takıp kullanabiliyorsunuz. Ekstra valve var burada. Piston valve'i. Bu piston valve'ini görüyorsunuz, artı eksi ayarları var. Çoğu tüfekte yok yani. Yok denilebilecek yeni bir özellik. 24 gramdan 58-60 grama kadar fişekle çok rahat bir şekilde tüfeğinizi çalıştırabiliyorsunuz. Normalde 24 gram otomatik gazlı sistem bir tüfekte çalışmaz. Gram düşük gelir. Poze, süper poze ve çifte mermisidir. Ama burada valve ayarı olduğu için gayet performanslı bir şekilde çalışıyor. Bu tüfeğin atışlarını yaptık, denedik. Instagram sayfamızda videolarımız var. Şöyle bakıyorum, aklıma gelen başka bir şey var mı? Evet, dipçik kapalı olduğu zaman bu tüfeğimiz dipçiğin sonundan namlunun ucuna 100-103 cm. Yani 1 metre boyutu var. Gayet de kullanışlı bir boyutu var. Başka söyleyebileceğim, gold rengi uygulanmış iç mekanizma. Parçacıklar işte az kayış, tek nokta az kayış yeri, kurma kolu ucu, yine kurma kolu, düşürme mandalı, emniyet mandalı, tüfeğin bağlantı alyanları, namlunun içi gold serekot boyayla boyanmış. Jarjör kapağı gayet şık olmuş. Bunun bir de turuncu rengi var. İnternet sitemize görebilirsiniz. Tüfeğimizin kilogramı 4 kilo 100 gram değil mi? Evet, 4 kilo 100 gram jarjörlü bir tüfek için gayet ideal ağırlıkta. Ağırlık ortalama dengesi güzel yani. Hani öne basmıyor. Güzel bir tüfek. Alınacak bir jarjörlü tüfek. Daha çok detayına gireyim mi bilmiyorum. Düz tetik kullanılmış. Yani işçilik her tarafından işçilik akan. Şöyle insan hiç bilmeyen bir adam şöyle baktığı zaman tüfeğe. Hakikaten albenisi yüksek bir tüfek. MKV stoklarında tabii. Türkiye'de kurumsal üretim yapan, çalışan, sorunsuz, müşterisini üzmeyen her ürünü mağazamıza alıyoruz. Kesinlikle merdiven altı, ismi cismi belli olmayan, arkasında firması olmayan hiçbir tüfeği mağazamıza sokmayız. Hiçbir müşterimize de almasını tavsiye etmeyiz. Sonuçta Huğulu 110 seneyi geçti herhalde. 110 senelik üretim yapan bir firma. Güçlü bir firma. Bu alanda da güzel çalışmaları var taktik alanlarında. Onlardan bir tanesini sizlerle paylaştık. Sağlıcakla kalın. mkav.com site üzerinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Biz de oradan iletişim sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.